Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüyle başlayacağız. İpim orta kalınlıkta, şöyle bir ipim var. Kullanacağım şiş 3,5 numara arkadaşlar. Şöyle bir şiş kullanıyorum. Modelimiz oldukça güzel, zarif bir model. Yapımı da kolay. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Şöyle ipimi hemen kenara alayım. Ben ilmeklerimi aldım daha önceden. Şöyle göstereyim size. Bu modelimiz için 8 ve 8'in katlarına ihtiyacımız var ilmek sayısında, artı 2. Şöyle ayarlayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer 8 de. Üçüncü modelimiz için 3 model üzerinden anlatacağım şöyle. Artı 2. Siz yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacaksınız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için 26 tane ilmeğim var burada. Şimdi modelimize başlarken modelimizin ön yüzündeyiz. Ben bir sıra arka yüzünden ters gittim. Modelin şu anda ön yüzünde ve ilk sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim hep kendimden tarafta olacak. Yani şöyle önde duracak. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. Bir ters ördüm, bir tane örmeden aldım. Bir ters ördüm, bir tane örmeden aldım. Dediğim gibi hep ipim önde olacak ama. Bir ters örmeden al. Bir ters örmeden al. Bir ters örmeden al. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Örmeden al, bir ters, son ilmeğimi de ters ördüm, kenar ilmeğimi de ördüm ve birinci sırayı tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi, kenar ilmeğimi örmeden aldım önce. Bütün ilmeklerimizi arkadaşlar ters olarak örüyoruz. Bakın şu ördüğüm ilmeği de ters, şu örmeden aldığım ilmeği de ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet. Sıra sonuna gelince son ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve modelimizin tekrar ön yüzündeyiz. Ön yüze gelince arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir önceki yaptığımızda ilk ilmeği örmeden almıştık. Şimdi ilk ilmeği örüyoruz. Bir sonrakini örmeden alıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oluşacak. Bir ters ördüm,
Bir tane örmeden aldım. Bir ters ördüm, bir tane örmeden aldım. İpim hep önde, kendimden tarafta. Bir ters örmeden al. Bir ters örmeden al. Bir önceki yaptığımızda ilmeğin yerini değiştirmiş olduk yani bakın. Bir öncekinde örmeden aldığımızı örüyoruz. Ördüğümüz ilmeği de örmeden alıyoruz. Ona dikkat edelim. Ördüm, örmeden aldım bir tane. Bir ters ördüm, örmeden aldım. Bir ters ördüm, bir tane örmeden aldım. Bir ters ördüm, bir tane örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ikinci sıra, pardon, üçüncü sırası ve ön yüzündeydik. Tamamladık. Şimdi dördüncü sırası ve arka yüzündeyiz. Yine burada da bütün sırayı ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters örelim. Sizin ters ilmek alışınız nasılsa öyle yapabilirsiniz. Bu modelde hiç fark etmez. Ben böyle alıştığım için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Benim elime böyle kolay geliyor. Hani bazen ters yapıyorsunuz diyenler var. Ama ben böyle alışmışım yani bilmiyorum. Hani kesme yaparken tabii ki önden yapıyorum. Arkadan yapamıyorum şu şekilde iki ilmeği kesmeyi. Onu önden alıyorum. Ama normal tek ilmek örerken terslerimi bu şekilde yapıyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir öncekinde ilmeğimizi örmüştük. Şimdi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği de örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Sıradakini ters ördüm. Örmeden aldım. Sıradakini ters ördüm. Örmeden aldım. Sıradakini ters ördüm. Örmeden aldım. Sıradakini, pardon, şurada karıştırdım. Bakın burada bir tane ters yapmıştık. Şimdi örmeden alıyorum. Bir ters örmeden al. Bir ters örmeden al. Bir ters ör. Örmeden al. Ters yaptım. Örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde yine sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerin hepsini ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin bu kısmı tamam arkadaşlar. Şimdi arada şöyle bant gibi bunları koyacağız. Biraz ilerleyince ajurlu modelimiz başlayacak. Şimdi iki sıra burada düzümüz olacak. Yani ön yüzünde düz, bir sıra arka tarafta ters öreceğiz arkadaşlar. Bakın burada düz örüyorum. Sıra sonuna kadar düz olarak devam edeceğim. Arka tarafta da bir sıra ters yapacağım. Yapıp geliyorum ben. Evet, ben şöyle bakın, ön yüzünde iki sıra düzümüz oldu. Arkada ters örmüştüm. Şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 3 tane bir düz örüyoruz. 2, 3 tane düz ördüm. 3 ilmek düz ördüm.
Bir tane şöyle doladım. Sıradaki iki ilmeği bir alarak kestim. Altı tane düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi bir kez doladım. İkisini bir alarak kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek yaptım. Bir tane doladım. Sıradaki 2 ilmeği düz örerek kestim. 1, 2, 3 tane kenarda ilmeğim vardı, ördüm. Sıra başında da aynı şekildeydi. Sonunda da bakın 3 ilmek kaldı. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine hiçbir işlem yok. Sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm ve modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek ördüm, bir düz. Şu ikisinin yönünü değiştireceğiz arkadaşlar. Eğer siz bu taraftan alıp örebiliyorsanız yönünü değiştirmeyin. Şu şekilde alabiliyorsanız. Ama ben o şekilde yapamıyorum. Onun için ben hemen ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Bakın şu şekilde aldım. Bunu da bu tarafa geçirdim. Şöyle bir yönlerini değiştirdim. İkisini alarak örüyorum ve kesmiş oluyorum yani. Bir kez doladım. Ortadaki ilmeği ördüm düz olarak. Bir kez daha doladım. Şu sıradaki ikisini bir alarak kestim. Bakın şöyle bir ajurlarımız oluştu. Arada 3 tane düzümüz kaldı. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Şimdi şu ikisinin yönünü yine değiştireceğim. Arka taraftan bunu aldım. Bunu da önden aldım. Şişime taktım. İkisini bir ördüm ve kestim. Daha sonra bir tane doladım, yani ajur yaptım. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Bir tane daha ajur yaptım. İkisini bir kestim. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği, bakın şuradaki ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Hemen değiştirdim ve ikisini bir alarak kestim. Bir tane doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki düzümü şöyle keserek ördüm. Kenarda iki tane, bir, iki ilmeğim kaldı. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi arka yüzünde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine ters örüyoruz. Arka yüzünde de kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra tersimiz var.
Bir sıra ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada bir sıra düzümüz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırayı hepsini arkadaşlar düz olarak devam ediyoruz. Şu şekilde bakın. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arka yüzünde de ters örelim. Yani iki sıra yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben ön yüzünde bir sıra düz, arka yüzünde de bir sıra ters ördüm. Ve şimdi şu aşağıdaki işlemin tekrarını yapacağız burada da. Bir bundan bir bundan devam edecek modelimizin kurulumu bu şekilde. Şimdi bunda bir sırasını yapalım beraber. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimizi ipim kendimden tarafta, yani önde, örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir ilmek örmeden al, bir tane ters ör. Bir ilmek al, sıradaki ters. Bir ilmek örmeden alıyorum, bir tane ters örüyorum. Örmeden al, ters ör. Örmeden al, bir tane ters ör. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Son ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz böyle arkadaşlar. Arka yüzünde de ters örüyoruz. Aşağıda yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi biraz da ilerlemiş halini büyük bir parçada yapmıştım. Onu size göstereyim. Şöyle. Şimdi şunu beraber yaptık. Bunu da ben daha önce yapmıştım. Şöyle kenara bırakalım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Model böyle ilerliyor. Gördüğünüz gibi aralarda bakın şöyle bantlar gibi koyduk. Şu ortalara da ajurlar. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Şöyle esneme, açılma yapmayan bir model. İstediğiniz ipte de yapabilirsiniz. İstediğiniz örgüde de uyarlayabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde gördüğünüz gibi gayet güzel uyum sağlayacak bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şöyle yere bırakayım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar oluyor. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, videolarımızın önerilen videolara düşmesi için beğeniler çok önemli. İnşallah siz de beni yalnız bırakmazsınız. Evet, bugünkü modelimiz bu arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.